Merhaba gençler. Bugün Balıkesir Üniversitesi eğitim modülünü anlatacağım. Tabii sizin de görüş ve öneriniz varsa yorum kısmından mutlaka belirtin. Ayrıca çok az üniversite kaldı arkadaşlar. 100'den fazla video attık. Az kaldı. Onları da atacağız. Ve umarım bu gidişatı sorunsuz bir şekilde bitiririz. Sonuna doğru geliyoruz zaten. Birkaç üniversite kaldı arkadaşlar. Onları da atıp bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Üniversiteden eğitim olayı nasıl olacak serisini bitireceğiz. Siz kendi üniversitenizi görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüş ve öneriniz falan varsa yorum kısmına mutlaka belirtin. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Balıkesir Üniversitesi'nin resmi sayfasındayız ve resmi bir sayfa olduğu için daha ayrıntılı bilgiyi Balıkesir Üniversitesi'nin resmi sayfasına ulaşabilirsiniz. Tıp Fakültesi 4, 5, 6. sınıflar, Veterinerlik Fakültesi 4 ve 5. sınıfların öğrencilerinin eğitim üretimlerinin yüzde gerçekleşmesine. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü son sınıfı ile İvrindi Sağlık Hizmetleri Mesleği Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yüz yüze, teorik derslerinin uzakta eğitim yönünde gerçekleşmesine. Bunların dışında kalan, bakın şuradaki dersler dışında, şu A ve B'deki yazan buradaki dersler dışında kalan ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm birimlerin bütün dersleri uzakta eğitim yönünde işlenmesine. Lisans üstü uzmanlık alan dersi, ön lisans ve lisans bitirme çalışması gibi haftalık içerik anlatma niteliği olmayan dönemsel çalışma içeriği dersleri uzaktan eğitim asenkron eş zamanlı gerçekleşmesine. Diğer bütün teorik ve uygulama dersleri uzakta eğitim eş zamanlı şekilde işlenmesine. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bu çerçevede ders programlarını hazırlamalarına ve sınavların akademik takvimde belirtilen tarihte yapılmasına, zorunlu staj uygulamalarının yapılıp yapılmayacağına pandemi koşulları çerçevesinde ilgili bilim kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanmasına, lisansüstü tez izleme, savunma uygulamalarının online veya yüz yüze yapılmasına ilişkin enstitü kuralları tarafından değerlendirilip karara bağlanmasına, uzaktan eğitim uygulama esasları ek 1 ile gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Tabi arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi şu aşağı tarafta var. Buradan indirip siz daha ayrıntılı bakarsınız. İşte derslerin yürütülmesi, sınavların nasıl yapılacağı, işte sistem sorunları olursa ne olacağını, engelli öğrencilerimiz için eğitim fakülteleri nasıl olacağı daha ayrıntılı bilgi paylaşılmış. Ama neticesinde tıp fakültesi, veterinerlik fakültesi, ebelik, işte hemşirelik ve ilk acil yardım derslerinin dışında tamamen online olacağı ve tamamen online sürdüreceğini söyleyebiliriz. Tabi bu saydığım bölümlerin teorik dersleri online, uygulama dersleri yüzde olacağı. Sınavların online olacağı ve akademik takıma göre zamanı geldiğinde yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii finalleri yüz yüze olabilir. Bu tamamen pandeminin durumuna bağlı. Vizeler online olacak. Vizeden sonra eğer pandemi olanak verirse hibrit modele tekrar dönebileceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi daha ayrıntılı bilgi zaten Balıkesir Üniversitesi'nin dönü kısmında var. Ben bugün size Balıkesir Üniversitesi'nin eğitim modelini anlattım. Siz de kendi üniversitenizde eğitim modelini görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup takipte kalırsanız yeterli. Zaten az üniversite kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi 100'e yakın video attık. Az bir 20-25 üniversite kaldı. Onları da atıp bu üniversitenin eğitim modeli nasıl olacak serisini sonlandıracağız. Artık bir dahaki yılın üniversite eğitim modeli hakkında bilgiler vermeye çalışacağız ve bilgileri o doğrultuda hareket ettireceğiz. Balıkesir Üniversitesi gibi geri kalan üniversiteler eğitim modeli açıkladıkça biz paylaşmaya devam edeceğiz. Siz takipte kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.